Merhaba arkadaşlar. Görecek olduğumuz konu yansıma uygulamaları. Composition, NIB Composition 720x480 ana sahne 10 saniye uzunluğunda bu ayarlarda okey diyorum. Bir Composition açmış olduk. Buranın içerisine yeni bir solid 1200x1200 siyah. Okey diyorum. Okey diyorum. Karşımda görece diğer ekrana göre büyük bir solid açılmış oluyor. Bu solidin üzerine fractal noise etkisini atacağım. Fractal noise sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum. Fractal noise esasen bir bulut, bir sis, pus, dalgalanma gibi özellikleri yapan, çok fazla içerisinde parametreler bulunduran bir yapıdır. Fractal noise'u kullanarak bunun üzerine bir de fast blur uygulayalım. Yansıma efekti için. Fast blur. Doğrudan fast blur'u sürükle bırak yöntemiyle black solid'in üzerine atıyorum. Fast blur'un içerisinde de blurness ayarını şöyle bir 25'e kadar çıkarayım. Repeat edge pixels diyerek işlemimi devam ettireyim. Solidimizi 3D yapıyorum şu an. 3D yapıyorum. Ve rotate aracıyla tam zemin olacak şekilde görüyorum. Tabii aşağı getireyim bunu. Şu şekilde. Evet, şu anda zemin haline getirmiş olduk. Buraya proje dosyamızın içerisinde bir tane bulut resmi bırakayım. Şöyle. Bu bulutlar JPEG'de sahneye getiriyorum. Tabii bunu da benim 3D yapmam gerekecek. Şimdi bunu öyle bir yapayım ki en arkaya doğru gelsin. Şu şekilde. Tabii biraz da yukarıda şöyle bulunsun. Bunu tıpkı diğer derslerde yaptığımız gibi bir de soldan bakalım. Şu an gayet iyi duruyor. Belki bunların biraz pozisyonlarını ayarlamak gerekebilir. Şu şekilde. Bir aktif kameraya geri dönelim. Evet, bulutumuzu biraz büyütelim şöyle. Son kez bir sol kameradan baktığımızda eğer bir sorun yoksa yok görünüyor. Şu anda buradan devam edebiliriz. Hatta şöyle bir soldan bir daha bakalım. Evet, şu an izleyici olarak buradan görüyoruz. Bunu işlemine başlayalım. Evet. Şimdi burada Z eksenini almış olduğumuz bulutun üzerinden bunu daha iyi algılayabilmek için biraz daha şöyle arttırayım bunun boyutunu şöyle. Evet. Şu anda yeni bir kamera açtığımda kamera adını verelim. Kameramız 35 mm'lik bir kamera olsun. Okey diyeyim. Bu arada bunlara düzgün isimler verdim. Bunu her zaman bir adet haline getirelim ki unutmadan. Buna yüzey adını verelim. Su yüzeyi adını verelim. Evet, şu an 35 mm'lik kameramız ve diğer zeminimiz hazır duruyor. Biraz boyutlandıracağız birazdan. Bulutumuzu biraz boyutlandıracağız. Şimdi şöyle ki 35 mm'lik kamerayı açtıktan sonra arkada yer alan bulutumuzu bir Ctrl D ile duplicate ettim. Ve bunu en alttaki yapıyla ucuca gelecek şekilde bir döndüreyim. Flip vertical dersem tam olarak şöyle ucuca gelirlerse. Bakın şu anda bir su yüzeyinin gözünü kapatayım. Evet, tam olarak isteğim bu. Sanki bu öyle ki ufuk çizgisinden yansıyormuş gibi görünmesini istiyoruz aslında. Dolayısıyla şu anda tekrardan su yüzeyinin gözünü açayım. O onun üzerinde bulunacak birazdan. Şu anda şu solid layer'ımızı
Üzerinde fractal noise'da uyguladığımız için şöyle bir de buraya yazalım. Fractal diye. Fractal sak yeterli sanıyorum. Evet, bir efekt uyguladığımızı görelim. Şu anda bunu bir pre-composition yapalım. Layer pre-compose. Su yüzeyi evet pre-compose olarak olsun. Bütün özellikleri içinde barındırarak move all özelliğini seçiyorum. Move all seçili olduğuna dikkat ediyorum. Okey diyorum. Şu anda su yüzeyi doğrudan altta kaldı. Bir pre-composition oldu. Yeni bir adjustment layer açalım. Bu adjustment layer'ının üzerine de displacement map denilen özelliğimiz var. Bu özelliğimizi sürükleyip bırakalım adjustment layer'a. Şimdi displacement map altında bulunan zemini buraya uyguluyor. Böyle bir özellik. Displacement map. Displacement map olarak da burada adjustment layer'ın hangisini alacağını göreceğiz. Displacement map layer olarak. Şöyle bakalım. Buradan eğer su yüzeyini seçecek olursak, bakınız burada su yüzeyini doğrudan aktif olarak algılar. Su yüzeyi. Şimdi burada maximum vertical ve maximum horizontal özellikleri var. Maximum vertical displacement'ı biraz arttırayım. Şöyle mesela maximum vertical'ı 100'e kadar bir çıkartayım. Diğerini de 50'ye kadar çıkartayım mesela. Bir deneyelim. Burası da bir deneme yanılma. Birebir ayarları yok bunların biliyorsunuz. 50. Fena olmadı. Şimdi arka planda bulunan şu tarafta bulunan şu bulut kısmına bir fractal noise uygulayalım. Ya da şöyle düşünelim. Şöyle diyelim. Buna üst diyelim. Bu üst, diğeri alt. Yani şu ve şu. Şu üst. Üst bulut. Yeni alt bulutla verelim. Evet. Bir bütün halinde bulunsunlar. Şu an altta yer alan bulutu, üstte yer alan buluta bir parent diyorum. Yani bağlıyorum buradaki şeyi sürükle bırak yöntemiyle. Gruplandırıyorum, bir araya getiriyorlar. Şimdi sırayla şöyle bir yerleştirelim. Kameramız en üstte olsun. Üst bulutun bir altında. Arada adjustment layer'ımız. Onun altında alt bulut layer'ımız. Ve su yüzeyi pre-composition'ımız. Şunu bir gözünü kapatalım. Şu şekilde. Şu anda bakınız elimizdeki verilerle bir su parlaması gibi bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Şu alt JPEG bir elimizde seçili. Şöyle alttaki JPEG için bir motion tile özelliğini uygulayayım. Motion tile'ı alt bulut üzerine uyguluyorum. Mirror edges dediğimde görüntü birbirini takip ediyor. Output height kısmını biraz arttırayım. Şuradaki bu siyahlıklar kaybolsun. Bunu ne kadar arttırırsak o kadar fazla olur ama bir miktardan sonra da çok kasma yapabilir. Mesela 150-200 diyelim bakalım. Fena değil. Output height için 200. Tabii bu kenarlardan da arttırılabilir bu olay. Duruma göre şu şekilde. Zemini kapatmış oluyor. Tabii aynı şekilde bu motion tile üstte yer alan kısmı da output kısmından verilebilir şöyle. Ama buna tabii dikkat etmek gerekiyor. Yani şu mirror edges diyelim. Output width height kısmında. Şu anda evet şöyle dursun. Sanki onun bir parlaması gibi. Su yüzeyi pre-composition'ının içine bir girelim. İçeride olan bu. Fractal noise uygulamıştık bunun içerisine, hatırlayalım. Bu fractal noise'un içerisinde evolution denen bir kısım var. Evolution dediğimiz bu kısmı keyframe'leyelim.
Diyelim ki bir defa bir keyframe vereyim. Sıfırdan işte ne diyelim 6. saniye şuralara bir yere gelinceye kadar tam 2 kez bırakmış olsun. Ana sahneye geri dönüyorum. Bakınız şu anda şöyle suda bir dalgalanma görüyorsunuz ufak da olsa. Evet. Altta yer alan şu bunun üzerine biraz da tint ekleyelim. Rengini biraz dağıtalım. Tint şu amount of tint dediğimiz olayı biraz düşürelim. Bir aynı renkte olmaması gerekiyor çünkü. Mesela 35 desek evet, daha sönük. Hatta belki 33 falan diyebiliriz. Daha sönük durmasını istiyoruz çünkü. Şu anda eğer ben bakınız kameranın ayarları yanında biraz keyframe verecek olursam point of interest mesela kısmından şöyle hafif sağ sol görebilirim. Ya da buradan bakınız zoom in, zoom out olaylarını biraz geliştirebilirim. Ama burada şöyle bir sıkıntı olacaktır. Benim arka planda olan şu bulutumu biraz geri alayım burada. Şöyle bir miktar eğer kameraya position ile hareket verirsem eşit deriz ki buradan şuraya gelindiğinde şu kadar bir hareket. Yani çok böyle belli belirsiz bir zoom hareketi. Bu durumda bir render aldığımızda alalım render'da. Bakalım render'ımız nasıl çıktı. Bakınız doğrudan bir JPEG üzerinden bir okyanus görüntüsü elde etmiş olduk.